Dinleyenlere selamlarımı yolluyorum. Gümüşhane'nin maden yaylasındayız. İş yerinden arkadaşımla beraber kendi işi vardı. Beni de aldı iş çıkışında. Buraya geldi çıktık. Şu anda gün batımı oldu. Hava kararıyor. Ama o kadar serin, o kadar güzel hava var ki böyle izahı kelimelerle pek olmuyor. Çok doğal bir yayla. Ben daha önce buradan 3 kez olması lazım videoya çekip paylaşmıştım. Burada böyle de bir tane güvenlikten sorumlu bir arkadaşımız var. Çok güzel böyle az önce gözüküyordu. Ay. Fırıl fırıl esiyor. Şimdi burada bir Asiye ablamız var. Bize kuymak yapacak inşallah. Kuymamızı yiyeceğiz. Ondan sonra buradan Taşköprü yaylasına uğrayıp oradan aşağıya döneceğiz. Aşağıya doğru şöyle kameramızı çevirelim. Bakın otları biçiyorlar. Kurutuyorlar da bu sene çok bol ot var. Bilmiyorum kameraya su sesi ne kadar yansıyor. Az ileride bayağı bir su akıyor. Buranın en güzel yanı evlerin orijinal yayla evi olması. Tamamen orijinal. Evlerin üstünde bol miktarda oda var. Altları han gibi geniş. Hemen yan tarafları ahır. Bu da bu yayların kahrını çeker emektar Hakkı abinin kamyonu. Şöyle suyun aktığı yere doğru yürüyelim. Mis gibi suyun sesi geliyor. Çok güzel. Bir buradan aşağı su geliyor, bir de ileriden aşağı geliyor. Burada yaylanın güvenliğini sağlayan köpekler var. Bir tanesi orada, bir tanesi ileride. Şurada tavuklar. Bak şurada da çok güzel şekilde hayvan ahıra girdi. Tekrar dışarı çıktı. Hayvanlar bir özgürlüğünü olabildiğince burada yaşıyorlar. Akşam ezanı okundu, okunmak üzere. Aşağıda bahçe falan yapılıyor, patates dikiliyor. Marul, evet marul dikilmiş, soğan var. Burada her şey yetişiyor, çok çok güzellendi. Aslında çekim yapmayacaktım ama şöyle gelmişken dayanamadım. Şu güzelliği çok hoşuma gitti. Birazcık da olsa sizlere yansıtayım dedim. Bol bol yayla şenlik videosu paylaşıyorum. Aslında arada bu şekilde videolarda olması iyi oluyor. Çünkü yayla şenlikleri fazla izleniyor ama belli bir süre sonra bıkkınlık geliyor. Bakıyorum izlenme sayıları düşüyor. Biraz doğal, güzel yerler sizlere göstereyim. Buradan radyoya giden yol biraz daha gidiyor. Bir tane daha yayla var. Sonrasında bu araba yolunun devamı yok. Buradan geriye doğru Cami Boğazı Yaylası'na, oradan da Taşköprü'ye, Çakır Gölü'nün olduğu taraflara doğru yol devam ediyor. Biz Gümüşhane Karaca Mağarası'ndan yukarı çıktık. Kromantik kentten yukarı çıktık. Oranın yolu da güzeldi. Trabzon'dan burası yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. Seri gelirseniz 1,5-2 saate de gelinebilir. Evet, kuymağımız pişiyor. Asiye yengemizin kuyma maşallahı var. Kaynıyorum Ali. He? Kaynıyor, kaynıyor. Sesini de alıyorum. Böyle diyeceğim. Çok da erimemiş ama. Oh, güzel güzel güzel. Ben de. Evet Süleyman Bey. Halit ye Halit. Ne yiyorsun şu anda? Kuymak. Bol yağlı kuymak Halit.
diye bak. Her nasıl yeniyor da ona göre yiyeceğim. Yakar mı acaba? Ne hissediyorsun? Mis. O zaman elhamdülillah diyoruz. Hadi başlayalım. Çekilmeyen yükleri de sen verdin. Sen verdin omuzuma. Gel haydi gel. Sanki yeni başladım. Ya Mehmet Kemence'ye şimdi diyeceklerim de gitsin bizim düzceye. Nasıl akmasın nasıl gözlerimde yaşlarım. O dudu dinleyinler orada arkadaşlarım. Ne yapayım Mehmet koz demişim dünya. Ha bu ikinci Türk'üm de hatıra olsun benden zalim Avrupa'ya.